Ezildi'nin ikinci nişanına gidiyoruz efendim. Detaylar geliyor, sonrasında konuşuyoruz. Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen nişanlandı. Çok güzel, harika. Kuvvetli alkışlar Kadir ve Gamze için. Nişan töreninde eğlence bir an olsun azalmadı. Showman TV sunucusu, temizlik avcıları programıyla tanınan ve kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi. Temizlik avcıları programından sonra En Amarat Benim programının sunucusu olarak izleyiciyle buluşmuştu. Programlarında sürekli aşkla ilgili göndermeler yapan, izleyenleri güldüren Kadir Ezildi sosyal medya hesabında çarşı çarşı gezmeler başladı notuyla fotoğrafına yer vermiş ve sevgilisi Gamze Türkmen'le söz kesilmişti. Nasıl? Çamaşır suyu tadıyor mu? Biraz fazla mı olsun? Kadir Ezildi'ye damat bohçası gelmişti. Müstakbel eşi Gamze Türkmen'le birlikte bu paylaşımı yapan Kadir Ezildi, gelenek görenek deyince biz notunu yazmıştı. Bir takipçisinin gösteriş desek daha doğru yorumu üzerine nasıl daha çok çatlayacaksın söyle ifadesiyle karşılık vermişti. Ve müstakbel eşine bilezikler takılıyor. Kadir Ezildi'nin ihtişamlı nişan töreni. Organizasyonunu Bay Mustafa'nın yaptığı bu görkemli nişan töreninde yok yok. Lüks salonda her şey hazır. Davetliler ve günün kahramanları Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'i bekliyor. Günün kahramanları sahneye çıktı. Onun arabası gelince buradakilerden onun arabasını yükleyeceğiz. Tamam. Merhaba. Merhabalar efendim. Hazır mısınız muhteşem bir nişana? Ahmet Bey nasılsınız? Yüce bir şey var mı? Hemen tekrar olayalım. Evet. Önce kısa bir prova yapılacakken Kadir Ezildi'nin derdi takı. Oynayanlar takıyı soruyor. Takı önemli. Girişten başlayarak. Oradan tamam bir prova alalım. Aynen, bir prova alalım sizi tekrar yormayalım. Geldik. Tamam okey. Akrabaların çatalından kaşığına, avizesinden çiçeğine, şoföründen çantasına, Mustafa ve her şeyi tek tek düşünüyor. Biz 2022'de bir doğum günü yapmıştık. Bayağı bir TT olmuştu. Akrabalarla bol bol halay çekmiş. Orada da sağ olsun yalnız bırakmadı. Yalnız bu nişanda beni hiç yalnız bırakmadı. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Konuklar yerini alıyor ve sahne Gamze Türkmen'le Kadir Ezildi'nin. Nilüfer'in ta uzak yollardan şarkısı eşliğinde nişan dansı. Gamze Türkmen'le Kadir Ezildi'nin bugünle alakalı duygularını dinliyoruz. 5 senedir büyük bir yol kat ettik birlikte. Kah yuvarlandık, kah düştük, kah yaptık. Bugün de en mutlu günümüzü senin yanımızda olmanı istiyoruz. Bir yandan da çekiniyorum. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Heyecan. Var bir şey yok. Kadir gibi bir damat bulmuşsun yani. Kaç bir şey böyle. Nasıl? Bana benim büyük değil mi? Sen Kadir Ezildi'nin şansı. Bana bırakalım sandım. Ben onu niye seçtim ya? Eyle yapayım, okuma.
Nişan kurdeleleri kesildi. Hiç o ritüellere girmeyeceğim. Makas keseceğim falan demeyeceğim. Keseceğim geçeceğim. Haydi bakalım bismillah. Hangisini keseyim? İkisini birden. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kuvvetler, güçler, fethin ve gamze için geliyor. Kat kat nişan pastası salona teşrif ediyor. Sırada takı töreni var. Şey ilgili ki ne yapıyor? Bak sen de gelsin. Sırtlar çek. Nasıl? Ve olmazsa olmaz oyun havası başlıyor. Konyalı olan Kadir Ezildi'den Konyalım oyunu. Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen ve temizlik malzemeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Eğlencenin dozu artarak devam ediyor. Efendim çok sevilen fenomen bir isim Kadir Ezildi. Sadece söylemezsem olmaza özel görüntülerdir bu gördüğünüz ikinci nişandan izlediğiniz görüntüler. Haberiniz olsun. Kaçıranlar YouTube kanalımızda yükleyeceğimiz bölümde tekrardan izleyebilirler. Sadece bize özel görüntüler. Bilal abi. Evet evet. Buradayım. Yoklama alıyorum abi. Buradayım. Yani Kadir Ezildi. Tamam, seni severek izliyoruz ekranlarda. Yıllardır da hayranların takip ediyor. Evet, herkesin evine giriyorsun. Ama nedir kardeşim bu ikinci nişan? Ya eski köye yeni adet getirmeyin ya. Ne demek ya bir ikinci nişan? Bana bir anlat ya. Bunu niye yapmak ihtiyacı duydun? Söyleyeyim mi? Madem evet söyle. Hocam, öğretmenim. Evet, evet. Abi, kızımız Erzurumlu. Evet. Nişanı Erzurum'da yaptılar ama gelemeyen davetliler için de İstanbul ayağını gerçekleştirdiler. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Evet. Yani her şeyin cevabı hazır. Hande bu şeyin sözü tabii. Kadir Ezildi'nin savunması bu. Ekranda söylemiş bunu. Ancak olmasa çok daha iyi olur. Mütevazı olmak lazım ya. Yani zenginliğini, paranı, şöhretini, insanların gözünü bu kadar çok sokmaya ne gerek var ya? Yani olan var, olmayan var. Çok paran varsa, ki ben parayla olduğunu zannetmiyorum. Her şeyi sponsorlarla yaptığın için orada bile çamaşır markasını, suyu markasını çıkarıyorsun sahneye. Bunu da sponsorlarla yaptığına inanıyorum. Onun yanlara yapsana. Kendinin ikinci nişan yapacağına 20 tane fakire nişan yap, düğün yap kardeşim. O zaman daha makbul olursun. Git onların nişanında yüzüklerini sen tak mesela. Ben hiç doğru bulmadım bu yaptığını. Sen hayranısın, çok destekliyorsun. Sözü sana bırakıyorum, bakalım neler söyleyeceksin. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Kadir Ezildi'nin nişanı artık bir karnavala dönüştü arkadaşlar. Bir karnaval edasında. Ya ben bir karnaval izliyorum. Şimdi ben şunu algılamaya çalışıyorum. Bir insanın nişanı düğün havasında yapılıyorsa bunlar düğünde ne yapacaklar? Evet. Düğünde ne yapacaklar evet. Yani?
Yani Mars'ta mı yapacaklar, uzayda mı? Yani şu an ben bir nişan değil, bir düğün izliyorum. Bir düğün sahnesi izliyorum. Şimdi insanların bu kadar gözünün önüne bazı şeyleri göstermenin de hani nazar dediğimiz olay var ya, hani enerjik olarak iyi olmadığını söylerdi benim büyüklerim. Evet. Anneannem söylerdi. Şimdi bu nişan işi, nişan için 500 bin lira bir para harcandığı söyleniyor. Ama hiç kusura bakmasınlar, bu nişanı ben izledim, şu an görüyorum. 500 bin liraya mümkün değil. Çok daha fazla bir rakam yok ya, yok ya, cebinden evet. 5 kuruş para çıkmamıştı. Ya versin vermesin, ama sonuçta orada bir organizasyon var. Yok, organizasyon da sponsorlar var. Bayağı bir spor. Yani şimdi açıkçası sizin dediğiniz gibi bu nişan bohçaları, takılar, böyle gözünün hiç önüne sokmalar, bunları hoş karşılamıyorum. Görgüsüzlük olarak nitelendirebilirim. Ama şunu söylemek istiyorum ki çok güzel birbirlerine yakışmışlar. Çok beğendim. Mesut etsin, evet. Allah mesut etsin. Ben izlerken dedim ki ya bu aşiret nişanı mıdır, düğünü müdür? Hintli milyarderle akrabalık mı var? Nedir bu altınlar, bu görkem, bu şatafat? Tamam maşallah, subhanallah, gözümüz yok da. Yani bu kadar da hani göze sokmak da bilemedik, ama çoğunlukla zaten sponsorların karşıladığı bir düğün olduğunu duyduk, öğrendik. Zaten orada çamaşır sularından markalara, yiyeceklere, içeceklere kadar da gösteriyor zaten bunu göze soka soka. Yalnız o kadar dilbaz ki, ya bırak bir kız konuşsun, mutluluğunu anlatamamış kız. Yemin ederim o kadar lafı ondan alıyor ki kızın daha sesini duyamadık. VTR'yi izledim, dedim ki nasıl acaba kızın? Hani ses tonu ne, duyamadım yemin ederim. Ya o kadar onun adına da konuşuyor ki. Ya Erzurumlu aileler biraz daha böyle muhafazakardır, kendi halindelerdir. Çok güzel, kaliteli bir ailesi var Gamze'nin öğrendiğim kadarıyla. Hani tam evlenilecek bir kız, çok da düzgün bir kız. Yalnız bir şey... Herhalde dedi ki gördükten sonra bir karar aldı hayatı adına bence. Dedi ki ben artık evleneyim. Hani... bu yolda devam edeyim diye düşündü. Güzel bir evlilik olmuş. İnşallah çocuk da olur. Yuvanız taçlanır diyorum. Yalnız, ben mutluluklar diliyorum. Kadir ilk zamanlar biliyorsun ki nişanlısının yüzünü bile göstermiyordu. Yani birdenbire şimdi bu kadar böyle, yani sosyal medyada da inanılmaz bir giriş yaptı bu nişanıyla, işte sözüyle, kız istemesiyle beraber inanılmaz da bir giriş yaptılar. Ama ben doğru buluyor muyum? Doğru bulmuyorum. Bu şundan da olabilir, bulmuyor arkadaşlar. Değerli izleyenler, şimdi babasıyla arasında biliyorsunuz bir çocukluktan beri gelen bir kopma var. Babaya şuur altında kendini ispat çabası da olabilir bu üst üste nişanlar. Gör, baba bak ben oldum. Oldu. Gör bak, hem ya param var hem şöhretim var. Görüyorsun bak baba neler yapabiliyorum artık. Harun gibi de zenginim. O altınların filan, yani onlara ihtiyacı yok ki ya. Bunlar yani... Çok güzel bir şey söyledim biliyor musun? Hı. Baba hırsından dolayı bak, olabilir farkında yani mısın? Bu kadar televizyonda başarılı olması, olabilir, üstüne böyle görkemli, şatafatlı ve gösterişli şeyler yapması, evet, hep bir ispat çabası aslında aileye. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki günümüzde genelde bu gibi seremoniler söz nişan bir anda yapılıyor. Hani aradan çıksın deniyor. Çünkü hani hepsi bir masraf sonuç olarak. Ekonomi. Bir evlenmek, düğün yapmak, nişan yapmak, bütün o insanları bir yerde ağırlamak, yedirmek, içirmek. Nereden tutsanız artık günümüzde ben çarpıp bölemiyorum. Benim matematiğim yetmiyor efendim. Ama hakikaten artık nedir? Söz nişan bir arada yapılır. Sonrasında da kız bir kına gecesi yapar kendi memleketinde. Ondan sonra da düğünle erkeğin olduğu memlekette yapılır ve sonlanır, finallenir. Ama bir yandan da şuradan da bakıyorum. Hani var ki yapıyorum. Ben böyle istedim. Bu benim Gamze ile kendi aramdaki, hani sonuç olarak istediğim. O Erzurum'da da yaptık. İstanbul'da da yapmak istiyorum. Yaptım, oldu. Ya çünkü Sima ile Mark'ı konuştuk mesela. İtalya'da 3 gün 3 gece düğün yaptılar. Sürekli kıyafetler giydiler. Sürekli organizasyonlar. Mesela onlar sosyeteden olduğu için onların yapabilme hakkı varmış da, Konyalı işte Kadir Ezildi ile Erzurumlu Gamze Türkmen'in yapmamama hakkı var diye de, hani burada biraz da onların açısından böyle empati yapmak istiyorum. Alın siz, size geleneksel düğün istiyordum. İşte, daha sonra davullu, zırnalı düğün. Aynen öyle. Anam babam usulü. Bizden. Evet. Bizden. Hala çekiyorlar. Halaylı. Bir halayımız geldi ama izlerken. Biz Kadir Ezildi'nin düğününe davetiye almak istiyoruz. Kadir Ezildi. Yani o düğünü gerçekten çok merak ediyoruz. Nişanların ki böyle heybetli.
O düğünde neler yapacaksın? Hakikaten halay başı olarak ben... Birinci olmasa da ikinci düğünü, üçüncü... Tabii tabii. Aa, üçüncü düğünü, dördüncü düğünü yakalarız, merak etmeyin. Vay vay. Tabii ya, canım. Vay. Ya olur mu? Bu bence arkadaşlar ya. Ne? Bu bence bir gösteriş ya. Bu bir görgüsüzlük ya. Görgüsüzlük. Ben böyle şeyi ben kabul etmiyorum ya. Şimdi, olan var, olmayan var şimdi ya. Şimdi başta bak. Olan başta var. Sakladığın mahremiyetini, senin mahremiyetini... Olan var, olmayan tamam. Var ya. Şimdi niye saklamıyorsun mesela? Evet. Niye bu kadar göz önünde yapıyorsun bu işi? Yani hani düğünündür anlarım ama bir nişan... Bir de şunu merak ediyorum. Acaba bizim adet, örf adet geleneklerimize göre nişan kıza aittir. Kız yapar nişanı. Şimdi bu kadar bu masrafı kız mı yaptı? Kız aile... Masraf yok, sponsor. Ya tamam da sponsorları yaptı. Hiç, öyle mi diyorsun? Tabii canım. Sponsorla yaptırıp o yüzden altınları, o maddeleri geldi. Altınları toplamaca. Ama gerçekten hiç ikinci nişan görmemiştim. Yani hayatım boyunca yok şu zamana ya. Kadar ikinci nişan gördüm mü? Siz gördünüz mü sayın seyirciler? Yok. Gördünüz mü? Masraf yok. Biz ciddi bir tanesini bile göremedik. Altınları toplamaca. Altın var yalnız. Bakar mısınız? Masraf da yok. Ne güzel nişan. Üçüncüyü de yaparsın. Yapar canım. Sonra, yapar. Canım. Dördüncüyü de yapar. Yaparsın. Altınların yani. Toplamaca nişanı mıdır bu? Evet, evet. Ama evet, kayınvalidenin evet. Taktığı takıları da gördünüz mü? Bak o da çok büyük setler mevzu. Setler vardı. Trabzon bileklikleri Allah, vardı. Ne altınlar altın ne altınlar. Gerçekten hani en çok dikkat. Çünkü bizde takı töreni düzenlenir. Kameraya alınır. Kamerada tekrar eve gidilir. Kim ne kime ne takmış bakılır. Çok sahte bizim mi değil mi? Sevdiğimiz gelenek ve göreneklerimizden. Aynen. Ya biz mutluluklar diliyoruz Kadir Ezil'de. Evet, mutlu olsunlar. Demek ki bunu seviyorsun. Sen kendin de açıklama yapmıştın zaten. Biz böyle gelenek, görerek, adet deyince, kutlama deyince çok özenerek yapıyoruz diye. Bize bir enteresan geldi. Herkese gelmiştir. İki nişan özellikle. Ama tabii ki kan sizin, damar sizin, istediğinizi yapabilirsiniz. Para da sizin. Mutluluklar dileyelim. Düğünlerinizi de dört gözle bekliyoruz. Hayırlı. Diyelim. Düğünden var mı bir haber tarihi? Yani belli mi? Daha nişanlar yeni bir çıktı. Sponsorlar bir dur Allah aşkına. Imzalasın. Ortalık karışık. Seni, iki dakika bir dur. Seneye mi olacak?